Merhabalar gençler. YouTube Fizikte Barış kanalına hoş geldiniz. Konu anlatımlarından yine bir başkasıyla beraberiz. Transformatör, alternatif akımın bir uygulaması olan bir çalışmaydı. Genelde öğrenci arkadaşlarının da sevdiği ve gerçekten de başarılı olduğu bir konudan bahsedeceğiz. Umarım sizler için de aynı şekilde yolunda gidecek bir çalışma olacak. Şimdi transformatör, translation mesela İngilizce ne demek? Çevirmek. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Çevirici, dönüştürücü anlamına geliyor bizim için. Tabii neyi çeviriyor? Akım ya da voltajı istenen değerlere getiren şeydir. Evlerde bakın en kolay örneklerimizden bir tanesi arkadaşlar adaptör bu işi yapıyor. Ne gibi? Cep telefonları biliyorsunuz 220 voltu ne yapıyor? Daha küçük voltlara çevirebiliyor. 9 voltlara, 12 voltlara gibi taşıyabiliyoruz. Şimdi bunu nerede kullanıyoruz? Şimdi evimize ulaşan elektriği anlatmaya çalışırsak nasıldır? Öncelikle elektrik santralinden ne yapıyor? Üretiliyor. Oradan ne yapılıyor? Şehir şebekesine verilir. Oradan mahalledeki trafolara verilir. Trafolardan da evlere servis edilir. Olay kabaca budur. Şimdi bir sorun var ama. Akım geçen tel ısınır. Yani düşünün belki yüzlerce kilometre teli taşıyorsunuz. Siz burada ısı yayıyorsunuz. Ziyan arkadaşlar akım. O zaman ne oldu? Ya ürettiğiniz enerjinin bir kısmı havaya karışıp gitti. O zaman bu kaybı en aza indirmemiz lazım. Isı da neydi? I kare RT idi. Ben ne yapabilirim? Akımı küçültürseniz arkadaşlar işte bunun karşılığında ne olacak? Daha az ısı yayılacak ama işte bir sorun var. Güç aynı kalacak biliyorsunuz. Ürettiğiniz güç değişmemek koşuluyla akımı azalttıysanız işte bunun karşılığı yüksek gerilim hatları kullanılır. İşte bu yüzden buralarda mesela ne yapılıyor? 330 bin volt veriliyor mesela belki. Burada ne yapılıyor? Mesela şehir şebekesinden trafolara belki 10 bin volt diye veriliyor. Evlere de artık ne yapılıyor? 220 volt olarak servis ediliyor arkadaşlar. Kabaca bu dönüştürme işlemlerini mahallede görmüş olduğunuz o trafolar birer transformatördür. Tabii girişlerinin bir tarafında çok yüksek volt olduğunu da uyarayım. Tehlikeli bir şeyden bahsettiğimiz anlamına geliyor bu da. Şimdi nasıl çalışıyor? Neler var bu işin içerisinde şu. Aslında bu bildiğiniz bir demir çekirdektir arkadaşlar. Şöyle bir demir bir çerçeve. Demir olmak zorunda değil. Fakat hatırlarsanız manyetizmada 3 çeşit madde var. Demir, nikel, kobalt bunlar meşhur maddeler. Hatta aynı zamanda manyetik alanında iyi iletici maddelerdir. Yani ferromanyetik ortamdır. Yani sen bunu eğer ki başka bir maddeyle yapacak olursan veriminizde bir miktar kayıp olabilir. Yani sen bu deneyi belki atıyorum alüminyumla da yapabilirsin ama o zaman ciddi kayıplar yaşayacaksınız arkadaşlar. O yüzden burada feniko sevilen madde türleri demir, nikel ve kobalt. Ve özellikle kafaya çok iyi yazacağınız bir şey var. Alternatif akımla çalışır arkadaşlar transformatör. Doğru akımla çalışamaz. Bunun da burada bir ispatı var. Şimdi olayın ilk kısmına, primer ikincil kısmına sekonder, birincil, ikincil diyoruz. Şimdi ne oluyor? Siz buraya bir alternatif akım gerilim uygulayınca buradan bir alternatif akım elde edeceğiz. Bakın buraya ne yapıyormuşuz? Buraya uygula, buradan elde et. Nasıl oluyor bu iş? Şimdi burada alternatif akım sürekli yön değiştiriyor mu? Buradan ne yapıyor? Mesela dört parmağınızı akımın yönüne koyarsak bir manyetik alan böyle bir başlıyor dolanmaya, değil mi? Bunun da içinden geçiyor şöyle. Tabii biraz sonra tabii akım yön değiştirecek. Biraz sonra da böyle geçmeye başlayacak. Yani değişen akımlar ne yapıyor? Çevresindeki manyetik alanın değerini de sürekli etkiliyor. Ne gibi? Akım büyükse çok elde ediyoruz. Akım küçülüyor, biraz azalıyor. Değişen ne oluyor? Manyetik alan. Değişen manyetik alanlar yardımıyla buraya gelen akı ne yapıyor? Zamanla değişiyor. Akı değişiminde ne elde ettirir bize? İndüksiyon EMK'sı yani bir pil elde etmemizi sağlıyor. Ve değiştikçe o da değişiyor arkadaşlar. Yani uygulayarak elde ediyorum, dikkat edin. Eğer bu iş ideal bir ideal bir transformatörden bahsediyorsam dikkat edin. Sarım sayılarını biliyorsanız ya da voltajları biliyorsanız diğerlerini bulabiliyoruz. Bakın ne gibi? Primerdeki sarım sayısının sekonderdeki sarım sayısına oranı aynı orantıda size voltları verecektir arkadaşlar. V primer, V sekonder. Fakat tam tersi I sekonder, I primer diye ters orantı. Ne demiştik hatırlarsanız? Voltajı yükseltiyorsanız akımı azaltmanız lazımdı. O yüzden ters orantıdır. Yani çok sarım, çok voltaj ama az akım anlamına gelecek. Ve dikkat edin. Sonuçları aldığınız yer sekonder, değil mi? Eğer sekonderdeki sarım sayısı primerden fazla oluyorsa sonuçları aldığınız yerden daha yüksek voltaj elde edeceğiniz için biz buna yükseltici. Primer sekonderden büyükse bunlara da alçaltıcı transformatör diyoruz arkadaşlar. Ve verim kavramını bulurken de çok basit. Şimdi neydi? Verim düz mantık. Alınan güç bölü verilen güç. Yani ne demektir bu da şu. Sonuçları aldığım yer neresi? Sekonderdi. O zaman I sekonder çarpı V sekonder. Verdiğimiz yerlerde I primer, V primer oranından da direkt olarak verimi
hesaplayabiliyoruz arkadaşlar. I çarpı V, hatırlarsanız zaten güç neydi? I çarpı V. Sadece biraz süsledik. Sekonder, primer diye süsledik. Hadi bakalım hemen sarımlarla başlayalım bakalım. Şekildeki transformatörde primer bobininin sarım sayısı 100, diğerinin 250'ymiş. Buna göre primin 20 voltluk gerilim uygulanırsa sekonderden elde edilen VS gerilimi ne olacak? Bakın hemen basit de yapabilirsiniz. Sarım sayılarının oranı, yani 100'ün 250'ye oranı aynen voltajların oranıdır. 20'nin V sekonderi. Kaçta kaçı? 5'te 1'i. O zaman bu da 5'te 1 olacağına göre hemen 50 volt diye cevabı bulabiliriz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi basit işlemler. İdeal bir transformatör olduğu için %100 verimli ise sarım sayıları N'e 3N ise akımların oranı nedir? Neydi hatırlarsanız? Buraya isterseniz N1, buraya da N2 dersem. N1'in N2 oranı voltlar da aynısıydı ama akımlar tam tersiydi hatırlarsanız. O yüzden N1'in N2 oranı yani N bölü 3N I2 bölü I1 olacak. Dolayısıyla I2 bölü I1 1 bölü 3, I1 bölü I2 3 olacak arkadaşlar. Buraya da basit bir ters orantımız var. Biraz dikkatli olduğunuz bu kolaydır. Ne demiş? Verimi %100 olan bir transformatörde K girişi L'de çıkış sarımıdır demiş. Buna göre bakın. 200 voltken 50 volt olmuş, doğru mu? O zaman bu ne demek? Değer küçültüldüğüne göre alçaltıcı bir transformatördür. Eğer verim %100 ise ne demektir? I primer V primerle I sekonder V sekonder aynı sonuç. Yani güçler aynı olacak. O zaman başta primerde ne var? 2 çarpı 200 IL çarpı 50 değerini sağlamak zorunda. 400 olabilmesi için IL akımının dolayısıyla 8 amper olması lazım. Bu arada dikkat edin, voltların oranı direkt size sarım sayıların oranı. Yani VK'nın VL'ye oranı sarım sayılar olan NK'nın NL'ye oranı. Yani o da ne yapıyor? 200 bölü 50. O zaman NK bölü NL'nin cevabı da 4 olacak. Dolayısıyla cevap da hepsi olacak arkadaşlar. Evet, az önce ben size demiri anlatmam nedeni de buydu arkadaşlar. Bakın demirin içinde böyle dolanıyor değil mi manyetik alan? O yüzden siz istediğiniz yerden çıktı alma özgürlüğünüz vardır. Bakın giriş gerilimi V olan sekonderde bakın N'e ne düşmüş? V. Sarım sayısıyla volt doğru orantılı mı? 3N olan yerden 3V. 4N olan yerden 4V diyebilirim. O zaman sen buradan hemen 3V çıkışı, burada da 4V. O zaman V1'in V2 oranı da hemen 3'e 4 diye bulacağız arkadaşlar. Mesela düşünün, bu güzel bir örnek. Mahallede bir tane transformatör geliyor. Yani bir tane trafo var. Ama her yere dağıtabiliyor. Yani bir girişi vardır ama belki yüzlerce çıkışta elde edebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Sevilen bir çalışma türü. Sarım sayıları verilen transformatörler bağlanmış. Giriş gerilimi 10 ise çıkış kaçtır? Bakın hemen basit. Sarım sayısı kaç katına çıkmış? 3. O zaman volt da hemen 3 katına çıkarak burası 30 volt oldu. Yalnız dikkat edin. Burası bir transformatör ve burası. Bu arada bir transformatör olmadığı için bunun sekonderi, bunun primeridir. O zaman burası da 30'dur. Sarım sayısı 2 katına çıktı mı? Evet, o zaman burayı da hemen 2 katına çıkartıyorum. 60 volt diye buluyoruz. Buraya dikkat ederseniz tırsılacak bir durum yok bu işte. İkisi de 30 zaten. Bakın ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soru 20, 60, 80, 40, 50, 250 diye sarım sayıları verilmiş. Ne diyor? Girişe 10 voltluk gerilim uygulanırsa çıkış ne olur? Bakın kaç katına çıktı? 3. Oldu mu burası 30? Sonra bu ne oldu? Yarıya düştü. O zaman burası oldu 15. Bu kaç katı? 5 katı. O zaman bu oldu 75. Gayet eğlenceli sorular değil mi? Keşke her konu böyle olsa değil mi? İşte burada da incelikte bulundukları bir soru tipiydi arkadaşlar ÖSYM'nin. 12N sarım olan yere 60 voltluk bir gerilim uygulandığında K ile P arasından kaç gerilim uyarılır? Bakın ne dedik? N ile V doğru orantıda. 12N 60 kaç katı? 5. O zaman burası hemen kaç volt? 25. 3 olunca da ne oluyor? 15. Şimdi K ile P arasında acaba bunlar aynı yönlü mü zıt yönlü mü diye bakacaksın. Eğer aynı yönlüyse 40, zıt yönlüyse 10 diye cevabı bulacağız. Şanssızlık ikisi de var. Şimdi uyanık olun. K nereden başlamış? Bakın önden sarıyorsa diyelim akımı. Devam ediyoruz bakın. Şöyle. Bakın bu arkadan gelerek bu sefer ne yaptı? Öne doğru çevirdi. Yani biri bu tarafa biri bu tarafa çalışsına göre bunlar ne durumdalar birbirlerine? Ters bağlılar. O zaman 25'ten 15 çıkartıyorum. Oradaki gerilimin de 10 volt olduğunu ÖSYM'nin sorusunda görmüş oluyoruz arkadaşlar. Çok da hoş bir soru. Ne demiş? Şekildeki bağlanan
transformatörlerde K bobinle V gerilimi uygulanınca P'den 4V elde ediliyormuş. Buna göre L'nin sarım sayısı 2 katına çıkarılıp M'nin sarım sayısı da yarıya düşürülürse P'nin gerilimi ne olur? Bakın 1'e 4'ü sağlayacak bir basit çalışma yapalım. Ne olsun? Bu n'ken, bu 2n olsun. Bu da n'ken, bu da 2n. Ne oldu? Bakın V'de 2 katına çıktı. Oldu 2V. Bu da 2V. Bu da 2 katına geldi. 4. Uydurduk işte. Diyor ki L'nin sarım sayısını 2 katına çıkar. Hadi bakalım çıkartalım. Burası n'di. Burası oldu mu 4n? Sonra diğerinde ne yapıyoruz? M'ninkini de yarıya düşür diyor. O zaman burası da n bölü 2. Burası hala 2n. Şimdi başlayalım. Burası V'de. 4 katına çıkınca 4V. Yine 4V. Kaç katı? 4 katı. O zaman bu da oldu mu? 16V. O zaman P bobinden elde edilen cevap 16V'ye geldi. Basit sayılarla oynayabilirsiniz arkadaşlar direkt. N bölü 2 iken diye. Evet, ne demiş? Transformatörde primer devresine 100 volt gerilim ve 2 amperlik akım varken sekonderden 40 volta 4 amper. Verimi nedir? Neydi sonucumuz? Verimi bulurken sonuçları aldığım yer burasıydı. O zaman I sekonder V sekonderi I primer V primere bölersek bulacak bu iş. İ'leri çarpıyorum. 40 çarpı 4. Burada ise 100 çarpı 2. Yani verim ne oldu? 160 bölü 200. Yüzdelik dilime çevirsek ne oldu? 80 bölü 100. O zaman %80 verimli bir transformatörden bahsetmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet. Konunun burada sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.